Yeni derse katılanlar için e, hatırlatmada bulunalım. E, önce metnini bir arkadaşımız okuyordu. E, gönüllü çıkmayınca biz okuyorduk mecbur. E, eğer arkadaşlardan biri okursa metni, biz ondan sonra inşallah derse gir giriş yapacağız. E, dokuzuncu bab. bab bu delili ala sıhhati islâmi men hadarahul mavt. Bu başlıktan başlayarak bir arkadaşımız eğer okursa gönüllü, ondan dersimize başlayalım inşallah var mı okuyacak arkadaş peki ben okuyorum bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Ee, bir aradan sonra tekrar beraberiz. İnşaAllah e, sünnetine uygun bir yaşam umuduyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden e, dersimizi e, devam edeceğiz. Rabbim onun sünnetine uygun bir yaşam bizlere hepimize nasip etsin. Eee... Bu arada önceki derslerde söylediğimi bilmiyorum. Sizlerden ricam. E, konu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisleri olduğu için... E, ...adaptır. Yani önceki Selefi Salihin e, hadis söz konusu olduğunda abdestli bir şekilde... E, ...yani şey olmamakla beraber, farz olmamakla beraber... Abdestli bir şekilde hadis dersini işlerlermiş. İmam Malik'in de bize e, tavsiye ettiği, kendi uyguladığı da böyleymiş. Hatta İmam Malik gusül abdesti alırmış. Yerine oturmuş, otururmuş. Kemali edeple e, hadis e, diraseti yaparmış. E, yani ders verme veya almayı e, o, o şekilde yaparmış. E, bir husus özellikle, e, salatü selam ibarelerini e, telaffuz ederken e, kusura bakmayın. Başta bizim e, hocalar olmak üzere e, biz hocalar olmak üzere salatü selam ifadelerini kullanırken bazen ağzımızda geveleyerek e, ve hızlı bir şekilde geçerek e, söylüyoruz. O yerini bulmuyor arkadaşlar. E, bu ne gibi oluyor? bir benzetme yapayım hani metne yazarken Türkçe yazdığımızda e, parantez içinde s nokta a nokta v büyük harflerle sav yazıyoruz ya ve sav yazıyoruz eskiden de e, Arapça yazarken e, salavat ifadesi Allah istaheysin demek ki bazı insanlara çok ağır mı gelmiş ney? Salam, Ayn, Mim tarzı Salam yani telaffuzu çok çirkin bir e, şekilde ifade ederlermiş, kitaplara yazarlarmış. E, bunu e, birkaç e, kitapta gördüm, bilin diye söylüyorum. E, salavat ifadesini kestirmeyle ifade etmek ve o şekilde telaffuz etmek caiz değildir diyor e, ulema değerli arkadaşlar. Çünkü e, salavat ee, yani iradi bir e, saygı ifadesinden öte yani biz insanların e, kendi irademizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, hürmetimizi ifade eden bir ibare olmaktan öte bizzat e, Cenab-ı Rabbül Aleminin emrettiği bir husus olması hasebiyle yani salavat e, bir çeşit müteabbed bir, bir işlemdir. Yani sadece efendimize saygımızı ifade eden bir e, ifadeden ifade eden ziyade Allahu Teala'nın emrettiği bir e, hususa e, icabettir. E, vaciptir. Hatta bazı alimler diyor ki farzdır. Rasulullah e, Resulullah Aleyhissalatu vesselam her ne kadar e, kendisine salatü selam getirilmemeyi buhul olarak ifade etmişse de ulema bunun daha böyle ileri boyutunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesinden öte Cenab-ı Hakk'ın emri olması hasebiyle Salatü Selam her Müslümana hayatında en az bir kere bile olsa getirmek vaciptir demişlerdir bundan mütevellit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer söz konusu ise meclis onunla ilgili ise e, talafuz edilen e, isim onun ismi ve onun sıfatı e, veya e, bahis konu kendisi olup da e, direkt kendi ismi talafuz edilmese bile söz konusu Resulullah Aleyhisselatü vesselam ise e, ulema diyor ki e, salatu selam ifadesini net bir şekilde e, kısmadan, kesmeden kısaltmadan e, talafuz etmek gerekiyor ee, bazen işte konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem diye böyle e, salavat ifadesini bazen düzgün söylüyor ve Allah ismini söylemiyor veya salavat ismini keli, e, lafzını tam telaffuz etmiyor sallallahu aleyhi ve sellem diye böyle bir acayip bir telaffuz ortaya çıkıyor e, bu telaffuz caiz değildir arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşlar e, ilgili bablarda şey yapabilirler, araştırabilirler. E, bundan dolayı benim sizlere tavsiyem biz de e, dersimiz süresince e, belki hani bazı arkadaşlara şey yazabilir. E, Sallallahu aleyhi ve sellem ve Aleyhi salatu ve selam tarzı biz bu şekilde inşallah telaffuz edeceğiz. E, sizlere de e, dinlediğiniz sürece بسم الله. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ve la yunqizuhu min zalika şey'un min Şimdi hadisin metnini okumaya geçince başlığı niye bu şekilde ifade etmiş o daha net anlaşılacak. Burada başlığı koyan üstadımız bu şu an için tam hatırlamıyorum. İmam e, Nevevi'nin başlığı mıdır veya e, Muhammed Fuad Abdülbaki'nin getirdiği bir başlık mıdır şu an için tam hatırlamıyorum. Belki de Bukhari'nin başlığıdır. Şu an için tam hatırlamıyorum. Neticede başlığı e, hadisten çıkarılan hüküm e, esaslı koymuş. E, malumunuz bunu bir hadisle bağlayacağız. O malum olan hadis şudur. E, hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifade eder. Ee, İnna Allah yakbalu tevbetel abdi veya İslam abdi e, ma lem yugarğir gibi bir ifade kullanmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bundan yola çıkarak bu bir akidevi, fıkhi bir hükmü ifade eden bir söz oluyor haliyle. Ee, bu durumdaki bir kişinin o an için Getirdiği kelime-i şahadet veya Müslüman ise e, yaptığı tevbe e, yerini bulur mu? E, o tevbe sahih olur mu? Onunla ilgili bir e, durumdur. E, başlığı da onun için vermiş. E, ve bu hadisi ona delil getirmiş. مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِي وَلَا يُشْرَعْ فِي e, Tabii bunu insan bilmiyor. Bunu ancak o an... E, Arapça ifadesiyle ihtidar derler. Muhtadır veya başka bir ifadeyle. Zaten men hadarahul mevtu demiş. El muhtadır. Yani artık an gelip çatınca diyoruz ya hadaral vaktu. Yani ölüm vaktini ihtidar diye ifade eder bizim kitaplar. O ihtidar esnası bizim bugünkü kendi kullandığımız ifade sekerat anı diyoruz. Yani e, canın, e, ruhun bedenden intiza'ı çekilmesi. Yani böyle pat diye bir anda yok olmuyor demek ki o o ruh bedenden. E, bir şekilde bir, bir e, şeyin içerisinden, bir nesnenin içerisinden bir şeyi çekip almayı e, veya üzerinden soyup çekmeyi e, tasvir edecek bir şekilde demek ki oluyor. Onun için e, tabii bunu biz bilmiyoruz ancak vefat eden bir insan onu bilebilir. Ama bu şekilde tarif edilmiş. E, i̇şte ruh a, ayak tarafından, e, o işte canlının ayak tarafından yukarıya doğru çekilir. Ve e, işte tasvirde e, güya işte boğazın veya işte gırtlağın oraya kadar gelir ve oradan bir hırıltıyla bazen hırıltı olur veya olmaz e, oradan çıkar gider yani ruhun e, böyle bedenden bir şeyle bir sistemle çekilmesini ifade eden bir durumdur e, ve onu tarif ederken Resulullah aleyhissalatu Vesselam Efendimiz de e, gargara ile ifade etmiş e, kelimesiyle ifade etmiş yani ruh bedenden çekilip o can e, tam hani Türkçede de ifade ettiğimiz bir kavramdır. E, can boğaza dayandı gibi kullanırız. E, bu belki de bir tasvirdir yani biz onu bilemeyiz. Resulullah ve Vesselam'ın kullandığı ifadeden yola çıkarak biz de aynı şekilde düşüneceğiz. Yani ruh e, can boğaza gelmeyinceye kadar Allahu Teala e, kişinin tevbesini kabul eder. Şimdi e, Bazen böyle videolarda izlemişsinizdir veya bir e, mevtanın ölüm anına şahitlik edeniniz var mıdır akrabalarınızdan şuradan buradan? E, bunun tam tasviri belki dışarıdan net gözükmüyor. Çünkü bakıyorsunuz ki e, o muhtadır veya işte sekarata geçmiş veya direkt ansızın vefat eden de oluyor... Bakıyorsunuz ki son kelimesine kadar bazen bazı e, vefat eden mütevaffalar bazen bakıyorsunuz ki son ana kadar şu uru yerindedir, kullandığı kelimeler düzgündür, kullandığı şeyler düzgündür ve bir anda kaskatı kesilir e, deriz ki aa tamamlandı, aa vefat etti işte, aa işte ruhu çıktı diye sonra dışarıdan o son söylediği son kelimesini ee, biz deriz A son sözü bu oldu ve gitti işte başı düştü veya gözü işte bir anda böyle e, fal taşı gibi açıp e, durdu diye biz dışarıdan bakan kişiler bu şekilde gözlemleriz ee, işte demek ki Allahu Teala o muhtadır kişi için iman durumuna göre Ehli imansa imansa e, farklı bir şekilde nezur ruh canını ondan çeker ehli küfür veya fızkı ise mücrimlerden ise e, kahrederek işte e, eziyet ederek onun ruhunu çeker. E, onun e, o canının çıkma e, anında, çekilme anında hissettiği ile e, salih bir insanın hissettiği muhtemelen aynı değildir ki hadislerde bunu zaten e, tasvirini görüyoruz. Şimdi burada e, ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ma lem ifadesini kullanmış. Ma lem yani o can bu gırtlağa şuraya gelmeyinceye kadar. Demek ki e, tabi bundan Firavun'un da örneğini getiriyor alimler. E, ölümün kesinliğini gören kişi e, yani o an için canın ruhundan çekilmeye başladığını hissedip hissetmeye ...hissetmemeye bakmaksızın... Ee, ...örneğin... E, ...bir idam... E, ...mahkumunun başına, boynuna... E, ...ilmeğin... ...geçirildiğini düşünelim... E, ...başında, boynunda ilmek geçirilmiş... ...olan o e, kişi... E, ...ölüm anını... ...kesin olarak görüp... ...o an için... E, ...bazı son mesela şeylerde... ...son talep sorulur... ...son isteği sorulur... E, ...malumunuz işte... Ee, İslam e, literatüründe e, son isteğin yerine getirilmesi olarak bir iki rekat nafile namaz kılma e, gibi bir e, Hubeyb radıyallahu ta'ala anh'tan gelen bir e, sünnet oluşmuş. E, bu malem yuğarğır ifadesini e, bu manada biraz geniş düşünmek lazım. Yani ölümün kesinliğini görüp artık la mefarr yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle la artık kaçış yok bari son kelime'm son nefesim iman olsun düşüncesiyle malem yukarıyı yorumlamamız lazım bazen de mesela bazı cenazelere katılan insanların verdikleri ifadelerle diyor ki ben işte rahmetli dedemin başındaydım ee, ilk önce diyor ayakları böyle bir soğumaya başladı, hareketsiz kalmaya başladı, ee, böyle kolları hareketsiz kalmaya başladı, bizimle konuşuyordu. Sonradan işte eşhedü en la ilahe dedi ve gitti diyor. Ee, tamamlayamadı mesela veya bazıları diyor ki tamamladı ve gitti. İşte o an için muhtadır olan kişi mesela ayaklarının uyuşmasından mı anlıyordur? Orada ruhun oradan çekilmesinden bir acı mı hissediyordur veya neyse o arada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğinde e, ne oluyor? Mesela o e, ruhun çekilmesi daha tam boğazına gelmeden kelime-i şahadet getirmiş oluyor değil mi? Eee ayağından e, canın çekildiğini hissediyor ve la ilahe illallah diyor mesela. Veya işte e, idam fermanında cellada oradaki hakim veya işte celladın başında duran e, kişi vur emri yapıyor işte tam tam kurşunu sıkacak bu la ilahe illallah diyor mesela e, şeyi hatırlayın ben e, çok net hatırlıyorum Saddam Hüseyin'in e, idam e, sehpasındaki duruşunu e, oradaki şey söyledi. çek artık neyse sehpayı çek dedi. o hemen o anda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Birinci kere kelime şahadetini tamamladı. İkincisinde eşhedü en la ilahe illallah dedi ve sehpa çekildi. Kendisi o an için o ipe asıldı O anı mesela hatırlıyorum. İşte burada Melem Yusuf in nezvi diyor ya can daha çekilmeye başlanmadan. Mesela o an için Saddam'ın ben o anı hatırlıyorum. Ee, o an daha nezön başlanmadığı bir andı. Ama ne düşündüğü e, o an için son andır ben kelime-işadetimi getireyim dedi. Sonradan kelime-işadet getirdi bitti ikincisinde yarısındayken bir anda artık. E, telaffuz etme şeyi kalmadı. Ondan sonra artık hani e, ipi e, ilmeği boynunda olan kişi e, ne kadar sürede artık ruhunu teslim eder. O bir süre sonra artık çırpınıyor çırpınıyor ondan sonra ruh, ruhu gidiyor. E, mesela bir de o vardır veya işte e, kan kaybına maruz kalan bir yaralının e, o kan kaybıyla e, bir süre sonra Sonra artık öleceği artık nasıl anlaşılıyorsa o da bir anda hemen ruhunu teslim ediyor etmiyor ve bir müddet geçiyor bazen o ruhun teslimi belki yarım saatle belki saatleri bulabiliyor işte burada Resulullah Aleyhisselatü vesselamın buradaki kullandığı ifadeyi mealen yuşra fil nezi diyor ya yani çünkü neze yani ruhun cesetten çekilmesi ee, bazen bir şuur dahilinde oluyor, bazen şuursuzca oluyor. E ee, şuur halinde olduğunda artık e, o kişinin e, büyük ihtimal bir iradesi de yok oluyordur. Onu işte bilemediğimiz için bu eee ifadesini e, birazcık daha ben kendimce tabi bunun e, fıkıh kitaplarında, akaid kitaplarında biraz böyle da daha detaylı eee tafsilatını arkadaşlar e, görebilirler. Ee, ölümün kesinliğinin vukuunu diyelim yani e, ondan önce ölüm işte kesinleşmeden bu ifadeyi kullanmak gargaratu tabi şimdi hadisin metnini okuduğumuzda bu benim söylediğim biraz daha takyit edecek malem yukarı bu şekilde artık o canın vücuttan çekilmesinin başlangıç süreci artık e, e, alimler net en son hangi karara varmışlar onu tam bilmiyorum Ben kendince bunu birazcık genişlettim. bu hadis bize onu e, delil getirecek e, e, Daha doğrusu bu başlık bu hadisi e, kendi söylediği o şeye delil getirecek bakalım ne diyor ve ikinci şeye delil yani hadisten çıkarılan ikinci hüküm e, müşriklere istiğfar edip etmeme onun cevazının neshi burada cevazının neshi ile ilgili ve cevaz el istiğfar lil müşrikin ifadesini kullanmış e, bu cevaz mı ibahe sukut mu bu da bir tartışılabilir konudur çünkü eee Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının daha doğrusu müminlerin müşriklere istiğfar edebileceklerini beyan eden bunun caiz olduğunu belirten bir kayıt önceden ve ibahiyi ifade eden bir hüküm yok onun için cevaz ifadesini alimler e, sukut olarak da anlamışlar. Yani Cenab-ı Hak İslam'ın ilk yıllarında akrabası ölen Müslümanlara e, o Müslümanların o akrabalarına e, istiğfar edip etmemeleriyle ilgili bir hüküm belirtmemiş. Orada bir e, şey var, bir sukut var. Yani bir e, ibahayı bildiren hüküm yok. Sukut var. Ondan yola çıkarak e, ...sahabe-i kiram geçmişlerinin ruhunun Cenab-ı Hak nezdinde azap görmemesi için... ...kendilerince dua ederlerdi. İşte burada hocamız onu cevaz olarak ifade etmiş. Yani e, cevaz ibahadan farklı bir şeydir. İbaha, e, sükut neticesinde anlaşılan bir hüküm iken... ...cevaz e, orada bir takviri durumu bildiriyor. Yani... Orada şari' tarafından yapabilirsin gibi bir e, nas neticesinde bir şey ifade ediyor. Onun için cevaz kelimesini şari'den gelen bir hüküm değil de e, orada şari'in belirtmediği, e, muğlak bıraktığı bir ibaha ve bir sükut neticesinde olan bir durum olarak anlayalım. Burada da nesk derken onu kastediyor. Yani önceden müşriklere e, Müslümanlar istiğfarda bulunuyor iken e, değil en nehyu yani bidayetün nehyi yani direkt yasaklanması yani orada Cenab-ı Hakk'ın önceden boş bıraktığı bir e, meseleye e, nehi ile hüküm koyması yani değil ki orada bir cevaz var bunu bu şekilde bazı alimler güzel bir şekilde tarif ediyorlar. Zihninizde o şekilde dursun. Yoksa hani tutup da müşriklerin e, ruhuna İslam'ın ilk yıllarında e, istiğfar etmek dua etmek caizdi diye bir hüküm arasak bulamayız arkadaşlar. E, bu bunu neshu cevaz kelimesini bu şekilde zihnimize kodlayalım arkadaşlar. E, Ve delil ala men ala şirk min ashabil şirk üzere ölen cehennem ashabındandır. İstiğfar yapılamaz. cennete giremez. Aslında onu ifade ediyor. Ve la min Recep Hocam bu ezan bizim e, Siverek ezanı e, katılımcılarımız başka şehirlerden olduğu için e, arkadaşların istiğfarına e, daha doğrusu affına sığınarak biz ezanla beraber devam ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Ve la yunqizuhu min zalike şey'un min el vesaili. Vefat eden ölen müşrikin cehennem ehlinden olduğunun kesinliği ve onu hiçbir vesilenin, hiçbir aracının e, hiç veya hiçbir şefaatçinin diyelim onu kurtaramayacağının delili. bu ifadeyi özellikle özellikle wala yunqidhu min şey min al kelimesini ben özellikle o arkadaşa bu bu bölümü arkadaşların dikkatini çekmek istiyorum çünkü e, bazı insanlar özellikle ee, şia'dan da gelen bir kısım e, ve Şia meyilli olan bir kısım e, Ebu Talib'in peygamber efendimizin amcasının e, amcası olması münasebetiyle e, en azından ya azaba tahfif ya da işte onu kurtaracak bir durum olduğuna dair bir e, vehim oluşuyor e, ve öyle bir düşünce akla gelebilir. Burada bu başlıkla e, aslında e, kafirlere e, ve şirk ehline ve küfür üzere ruhunu teslim edene şefaatin vesilenin e, fayda etmeyeceğinin bu ehli sünnet üzerine ittifak ettiği, icma ettiği bir husus. Burada onu e, ifade etmek için e, başlığa bunu da eklemiş. حديث المسيب بن حزن المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك fazla Allahü Teala Fihı Ma Kana Lı Nbiı Al Aya Hadis Sıvıta Eden Musayib İbn Hazm Rıdallahu ta'ala Anı Abu Talibin e, Vefat e, Anını e, Önümüze e, Şey Yapıyor Tasvirini Yapıyor Tabi e, Burada Hadis Biraz e, kısaltmayla e, bize aktarılıyor çünkü orada e, biraz daha böyle arada diyaloglar var arada böyle daha başka şeyler var e, hadis biraz bize kısaltarak e, anlatılmış. E, şöyle düşünün e, bizim kendi memleketimizde de bizim de adetlerimizdir sizlerde de böyledir e, bir kişinin e, vefatı e, hadaratil vefatu diyor ya. İşte sekarat olunca veya işte ruhunu teslim edeceği e, hissi oluşunca hemen o an için etrafta bulunan e, en yakın akrabalardan başlamak üzere işte evlatları varsa evlatları varsa babası, annesi, dedesi, kardeşleri en yakın akrabaları e, toplanır, e, getirilir ve o en yakın e, akrabaları o an için ölünün başında ruhunu huzurlu bir şekilde teslim etmesi için kendi dinlerince artık Müslümansa diyelim ki üzerine Yasin, Fatiha ve işte bir şeyler okuyarak onu yapmaya çalışırlar. Müslüman olmayan milletlerde de bunun gibi benzeri durumlar vardır. Onlar da işte eğer semavi bir dine sahipseler ruhu işte göğe güzel bir şekilde huzurlu bir şekilde çıksın diye ...veya bizim bugünkü bazı kişilerin ışıklar içerisinde uyusun diye... E, ...o an için ölünün başına veya muhtadır olan kişinin başına toplanırlar... ...ve kendilerince bir şeyler yaparlar. Tabi burada e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da muhtemelen e, haber geliyor. E, diyorlar ki işte Ebu Talip gideceği vefat ediyor, ölüyor derken... E, Tabi hadislerde bu diğer başka bir hadisi de burada ekleyerek anlatmaya çalışacağım. Ee, o an için Peygamber Efendimiz ile birlikte yakın akrabalardan yani aileden Abbas amca var. Ebu ee, Talib'in kardeşi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas o aileden o var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber iletiliyor o geliyor bir de o dönem işte Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Umeyye denilen bu iki kafir onlar da geliyor. İşte burada o anı bize anlatıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a işte haber geldi. Onu burada söylemiyor. Fece ehu Yani Peygamber Efendimiz'e haber iletildikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Tabii e, düşünün yani ölünün e, işte daha doğrusu muhtadır olan kişinin e, yatağının üzerinde boylu boyunca uzandığını düşünün. İşte o an için biri ağzına su veriyordur. Biri orada işte bir şey söylüyordur. E, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabii onlarda ehli küfürde ahiret inancı olmadığı için onların hani bu ruhunu şu, güzel bir şekilde teslim etsin, şöyle olsun, böyle olsun diye bir dertleri yok. Sadece işte hani bu bugünkü böyle ehli cehlin, cahiliye insanların kullandığı bir tabir vardır. E, göze açık gitmesin. Yani yani ahiret hayatını düşünmüyor. Bari e, göze açık gitmesin tarzı böyle basit bazı, kaygılarla ölünün başındalar. İşte o an için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelip bakıyor ki Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Umeyye onlar da Ebu Talib'in başında. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o an için bu durumu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son fırsatı bari değerlendireyim. E, düşüncesiyle hemen başına yaklaşıyor. E, başucuna geliyor. Tabi işte o an için baygınlıkla şey arası yani uykuyla uyanıklık arası böyle çok böyle hırıltılı bir şekilde konuşuyor Resulullah aleyhisselatü vesselam işte geliyor şefkatle bugün bizim cenazelerin başında doğrusu ölülerin başında uyguladığımız ve Resulullah'ın tavsiye ettiği şeyi peygamber Efendimiz orada yapıyor ama nedir buradaki durum farklı çünkü bu şirk üzerine daha Müslüman olmamış. Ee, bizim yaptığımız e, hani bize deniyor ya e, Müslüman e, kişi vefat edecek ya gele, geleceksiniz diyor baş ucunda duracaksınız. Onu rahatsız etmeyecek bir ses tonuyla e, yumuşak bir şekilde e, e, ona söyletecek e, formatta değil de e, kendin söylüyormuş ona da hatırlatıyormuş e, e, algısı verecek şekilde. İşte la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah. Böyle tane tane e, kendisi söylüyormuş gibi e, bu Müslüman bir kişinin başucunda e, yapılması tavsiye edilen e, telkin şehade denilen, e, Kelime-i şehadeti muhtadır olan kişiye telkin etmeyi ifade eden o e, durum. İşte bu Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından e, amcası Ebu Talib'e ne şekilde oluyor? Ona e, tekrar davet formatında oluyor. Çünkü daha Müslüman olmamış. Müslüman olmadığı için Resulullah aleyhissalatü vesselam onu tekrar İslam'a davet edecek e, şekilde... E, La ilahe illallah'a davet ediyor. Ee, ne diyor? İşte tabii o yanında o diğer iki e, zındık da duruyor. Geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya ammi, amca, amcacığım. Kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de. Kelimeten eşhedü leke biha indallah. Yani bu son anındır amca artık bitti. Bari gel diyor şu an bu son sözün e, Cenab-ı Hakk'ın yanında sana şahitlik edebileceğim senin için tanıklık edebileceğim bu kelimeyi bu sözü söyle e, diye Resulullah aleyhisselatü vesselam amcaya son anında kelime-i tevhidi e, telkin etmekten ziyade yani kelime-i tevhidle beraber aslında onu İslam'a davet ediyor. Ama işte İslam'a daveti kelime-i tevhid ile son bir kelimeye indirgeyerek. E yoksa hani normalde biz bir kişiye İslam'ı e, telkin ve tavsiye ederken, ona Müslümanlığı tavsiye ederken otururuz, bir saat onu anlatırız, işte ahiret hayatından bahsederiz, e, işte Allah birdir, tektir, e, kadirdir, semi'dir, basirdir, ahattır samettir bir sürü biz insanlara normal haldeki bir insana Cenab-ı Hakk'ı esma ve sıfatıyla, kudretiyle biz anlatmaya çalışırız ve o şekilde onu İslam'a davet eder ve o şeyi kafasına bellettikten sonra o söylediğimiz inancı ondan sonra onun İslam'a giriş beyanı olarak da hadi la ilahe illallah de ki artık bu da senin giriş anahtarın olsun deriz. İşte burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten o önceki ikna edici süreç diyelim. Veya e, davetin e, formatın, e, formatı veya esaslarından olan diğer şeyleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada böyle uzatmıyor. Sadece böyle son kelimeye indirgeyerek çünkü artık o an konuşacak e, bir şey de kalmamış. Amcacığım bari bunu söyle diyor. Yani amca e, Allah bir midir? Allah tek midir? Allah var mıdır? işte ahiret var mıdır hele bunu söyle demiyor artık yani çünkü bütün onları söyle söylerken bunları ona söyletmeye çalışırken muhtemelen vakti yetmeyecektir vakti yetmeyecektir ve o şekilde ölecektir gidecektir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için en minimum haline kelimeten diyor İşte tek bir kelimeye indirgeyerek bari buradan kurtarabilir miyim düşüncesiyle ona diyor ki amca la ilahe illallah de diyor ben sana bununla ilgili kıyamet gününde şahitlik edeyim diyor tabi bu bizim için de bir şeydir aslında yani e, ömrünün son demine gelmiş e, işte kronik hasta e, yoğun bakımdaki bir hastaya e, eğer işte kafirse e, bu şekilde daveti en minimum düzeyine la ilahe illallah'a indirgeyecek şekilde bir davette bulunmamızla ilgili güzel de bir örnektir aslında bu. Resulullah Vesselam... bunu söylüyor. Bu arada fakale Ebu Cehlin ve Abdullah Abi O yanındaki iki kafir bu sefer onlar hemen müdahale ediyorlar. Yani o an için yani işte küfür nasıl şiddet bir bir e, işte nasipsizlikse e, yani o an için diyebilirler ya o adam gidiyor ama ne hali varsa görsün biz uğraşmayalım demiyorlar. Yani nasıl ki biz iman üzere bir kişiyi ruhunu kabzetsin diye der, dert eder iken demek ki ehli küfrün de böyle bir derdi varmış yani. Böyle yaşadı böyle öldü derler ya hani. Demek ki o melunların da o an için kaygısı bu. Hemen o an için müdahale ediyorlar. Ya Ebu Talib etergabu an milleti Abdülmuttalibi sen diyor deden Abdülmuttalib'in e, milletinden millet kelimesini değerli arkadaşlar hadislerde ve e, Kur'an-ı Kerim'de din manasında kullanıldığını görüyoruz. Bu şekilde zihninize isterseniz kodlayın. Sen Abdülmuttalib'in dininden mi ayrılıyorsun diyorlar. E, niçin din diye tarif ediyoruz? Çünkü eğer e, ırkı, unsuri manasında milli bugünkü bir şey olarak e, anlarsak e, zaten e, Resulullah ve vesselam da Abdülmuttalib'in milletinden yani e, o manada onun için buradaki kelimeleri millet kelimesini din olarak anlayalım. Etergabu an milleti Abdülmuttalib Raghibe ifadesi değerli arkadaşlar Abdattandır yani Zıt ki, anlamlarıyla kullanılan bir kelimedir kelimeyi ragibe kelimesini düz olarak kullandığında düz olarak kullandığında e, cümlenin siyahı şey değilse onu bir tarafa meylettirmezse e, orada bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor e, yani biz ragbet et bugün türkçede de kullanılan bir manadır ragbet etmeyi arzulamak istemek, talep etmek, iştiyak etmek olarak anlıyoruz ya. E bu onun e, ağırlıklı manasıdır. Ama onun esas e, kullanımı çift yönlüdür. Nasıl oluyor? Arkadaşlar fiiller, kelimeler Arapçada müteaddi olduğu harf ile anlam değişikliğine ulaşabiliyor, uğrayabiliyor. Ragibe fi ile müteaddi olursa, fi harfi ceri ile müteaddi olursa istemek, arzulamak, iştiyak etmek manasına geliyor. Ragibe an ile kullanıldığında istememek, nefret etmek, kaçınmak, yüz çevirmek gibi e, tam tersi zıt manalara geliyor. İşte burada etargabu an Ebu Cehil ve yanındaki diyor ki Ey Ebe Talip sen son anında Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Ragibe an. Sen ondan yüz mü çeviriyorsun? Yani hani onlarda e, yüz çevirmeyi çok büyük bir ihanet sab'e ediyorlardı. Hatta sab'e e, din değiştirmek, inanç değiştirmek. Ee, bir millet işte kendi bulunduğu tabi olduğu inanç grubundan ayrılıp diğer bir gruba gitmek çok büyük bir şey olarak görülür ki böyledir de yani bizde de öyledir. Yani bir kişinin inancını değiştirip başka bir inanca eee iltihak etmesi büyük bir olaydır. İşte orada da hemen böyle müdahale ediyorlar. Eba Talip diyor sen Abdulmuttalib'in dininden, milletinden, inancından yüz mü çeviriyorsun? Böyle deyince tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar bir e, böyle son bir iştiyak orada durduğu sürece artık tabi e, ne bu hadis ne de önceki hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada ne kadar süre kaldığı ne kadar defa e, ona bu teklifte davette bulunduğu onu söylemiyor. Sadece buradakinden şöyle diyor. Felem yezel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'riduha aleyhi. Diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam e, bu çağrısını ona arz etmekten vazgeçmedi. Yani orada oturduğu o, döşeğin başında durduğu süre boyunca Resulullah aleyhissalatü vesselam sürekli e, bunu söylemekten vazgeçmedi. Hep söyleyip durdu. Ya'riduha ifadesine özellikle arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Ya'riduha. Niye ya'riduha? Ardu. El ardu. Et talabu birifkin. Değerli arkadaşlar. Et talabu birifkin. Nazikçe isteme. Yani... Şimdi normal bir şekilde talebi dile getirdiğinizde bir kişi ne yapar? Karşı tarafta ya emredici bir nitelikle o talebini dile getirir veya aşağıdan yukarı çok aşırı ısrarcı bir talep ifadesiyle talepkar olur. Bu her iki durumda yani yukarıdan bir kişiden senden büyük bir kişiden talep ettiğinde ısrar ısrar ısrarla istediğinde o da rahatsız edici olabiliyor... ...emir kipiyle... ...yukarıdan tepeden yap et... ...diye bir talepte bulunduğunda... ...o da rahatsız edici olabiliyor... ...ama ard ifadesi... ...ard ifadesi... E, ...nezaketle... E, ...oluşan bir talep... ...olduğu için... E, nezaket ten dolayı... ...karşı tarafı... ...rahatsız etme gibi bir durum... ...hasıl olmuyor... ...çünkü karşındaki kişi... E, sana karşı saygısını, hürmetini veya işte neyse o nezaketini ortaya koyarak o işi senden talep ettiği için e, nezaketle dile getirilen taleplerin yerine getirilmesi daha güçlü, e, daha kesin e, o, oluyor. Onun için burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasına işte daveti la ilahe illallah ee, söyleme ile ilgili olan talebi Bir emir formatında da değil Aşağıdan böyle ısrarla Rahatsız edici bir istek Şeklinde de değil bir nazik usufra. Ya amcacım hani Böyle bir e, saygı ve kibarlık çerçevesinde bir nezaket içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyormuş. Yani amcacığım bir, bir kerecik ver yani amcacığım hani böyle bir şeyle bir nezaketle diyor söylermiş. Ya'riduha ifadesini o şekilde anlayalım yani yatlibuha yatlubuha bir e, bi ardın e, diyelim yani. Efendimiz her o nazik üslubunu söyler iken onlar da veyaudani bitil makale Onlar da hep aynı sözlerini tekrarlarlarmış. Yani Efendimiz yanın başında durmuş, ya amca beni bir kere söyle ya, öyle bir o, o an için o e, ciğeri yanan bir üslupla Efendimiz Ali Salatin son anını, o şefkati üzerindeki o şefkatini de e, fırsattan istifade değerlendirerek o ricacı üslubunu, o nazik üslubunu Efendimiz Aleyhisselam ya amcacığım bir kere daha bir kere söyleyiver ver diye orada söylerken onlar da yandan ya udani bitilkel makale Ebu Talip sen ataların dinini mi terk ediyorsun diye söyleye söyleye diyor ki bunu böyle Resulullah Aleyhisselam orada durduğu sürece böyle devam etti. Hatta kale Ebu Talib'in Ahireme kellemehum. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselamın artık tükeniş noktası olan durum da bu oluyor. İşte kaç defa söylemiş Efendimiz, o kaç defa onlar araya girmiş. Onu bize söylemiyor. Ama son son artık en son kellemehum ifadesi burada çok önemli. Huwa ala milleti Abd e, ya bırakın adam. ...Abdülmuttalib'in dini üzeredir. Bu huve ala milleti... ...Abdülmuttalib'i bir... E, ...kullanım çeşididir arkadaşlar. Ene ala milleti demiyor. İnsanlar... ...özellikle makam mevki sahipleri... E, ...kendilerinden bahsederken... E, ...gaib sigası... ...ve gaib zamiri... ...kullanarak ifade ederlerdi... Burada da öyle yapmış. Yani dememiş ana ala milleti Abdülmuttalibi. Veya bazı hadis şarihleri e, diyor ki e, bu ifadeyi e, ravimiz e, şey El Müseyyib İbn Hazm e, diyor ki onun e, kullandığı ifadedir. Yani o dedi ki onlara son sözü ya ben işte ben demiyor. işte adam atalarının dini üzerinedir gibi bir cümle kullandığı, e, yani o gaib sigası ya ravi'nin ifadesidir diyorlar bunlar, e, ya da işte dediğimiz gibi o çeşit kullanımdır, e, huve ala milleti eb, e, abdülmuttalibi, Ebu Talib'in kendi ifadesidir diyorlar. Âhire mâ ifadesi burada, bu hadiste bizim için önemli olan, asıl püf noktasıdır. Niçin? Çünkü burada hani hatırlayın yukarıda başlıkta ne demiştim? Mâ lem yuşra' fin diyor ya e, ve yani son fırsatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değerlendiriyor ya işte o mâ yuşra' fin kelimesi olarak burada onu ifade etmeye çalışıyor. Yani Ondan sonra e, nezar oldu mu? Hemen ruhunu teslim mi etti? Ondan sonra arada bir şey geçip geçmediğini Ravi e, veya o an için oradan e, ölüm gerçekleşip e, kişiler ayrıldıktan sonra o tasviri bize yapmıyorlar. Diyorlar ki işte adamın son sözü bu oldu. Ama tasvir etmiyorlar nasıl oldu? Yani. Mesela hu ala milleti Abdülmuttalib'i deyip de bir anda başı yana mı düştü? O an dili mi dışarı çıktı? Gözü mü işte fal taşı kesildi? Bir anda kas katımı kesildi? O tasviri yapmıyorlar. Yani büyük ihtimal orada artık hani kendisinin de bir bir çeşit böyle bu kınlığını da belki ifade eden bir durumdur. Ahire ma diyor ya. Hu ala milleti Abdülmuttalib'i dedi ve eba en yekule la ilahe ilahe illallah ve la ilahe illallah demekten de kaçındı ve çekindi demedi. Ne oldu bu? Son sözü oldu. Şimdi bu bu ifade den sonra artık Resulullah Aleyhissalatu vesselam e, artık teklifi bırakıyor. La ilahe illallah e, söyle sana şahitlik edeyim teklifini bırakıyor, daveti bırakıyor. O an için eee artık dediğimiz gibi bir e, kendisini büyüten bir büyüğünü kaybeden e, evladın şefkatiyle babaya ataya e, şefkatiyle şöyle bir söz çıkıyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından emme vallahi ve emme vallahi iki şey de kullanılabilir le estağfirenne leke ma lem ank senden e, yolunmadığım sürece ben sana istiğfarda bulunacağım diye Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam o an için bir e, söz veriyor, bir yemin veriyor. Fekharaca diyor. Tabi burada onu söylemiyor. Zaten burada bizim e, üzerinde durmak istediğimiz noktalardan birisi de bu andır. Diyor Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledi ve çıktı. Tabi burada e, o an... Odada veya işte e, Ebu Talib'in başında aileden kadınlar var mıydı, yok muydu? E, ve işte Abbas amca var mıydı, yok muydu? Odada dikki diki diğer kişileri burada ta tasvir etmediği için burada anlaşılmıyor. Ama bununla ilgili daha başka diğer rivayetlerde e, o detaylar var. Yani odada çok kişi vardı diye... E, Buradaki o diğer rivayetlerden aldığım bir noktayı burada zihninizde yerleştirmek istiyorum. O da şudur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam böyle dedi ve çıktı. Çıktı derken bugünkü bir odanın kapısına, bugün biz tahta kapılar kullanıyoruz ve ahşap kapılar kullanıyoruz. O gün için bazen böyle perde gibi oluyordu o odanın çıkışında yani böyle tam bir kapı gibi değil de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam oraya kadar o hüzünle o kırıklıkla diyor çıkıp gider iken o an için e, tabii dönmüş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümidini kesmiş bu sözü söyleyip de çıkmış. O e, çıktıktan sonra e, Ebu Cehil ve diğeri de muhtemelen artık Peygamber Efendimizin e, çıkışını gördükten sonra orada belki de bir e, sessizlik hali mi hasıl olmuş? onu şu an biz önümüzde canlandırmaya çalışıyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam tam kapının yanına ulaşırken Abbas buradan e, yeğenim diyor e, senin söylediğin o sözü söylüyor diyor. E, o an için Resulullah aleyhissalatü vesselam bir dönüyor böyle üzgün ve hüzüntülü bir şeyle E ben duymadım ki diyor. Ben duymadım ki diyor. Şimdi burada eee şurada var mı esma'ut ifadesi var mı yok diğer bazı rivayetlerde ben senden bu sözü işiteyim şeklinde Efendimizin teklifi var şimdi burada ne oluşuyor bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şahitlik edecek ya o şahitliği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi işitecek ki şahitlik edebilsin onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Abbas amca işte bak yeğenim senin söylediğini söylüyor dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben duymadım ki diyor. Şimdi burada ikinci bir hüküm devreye giriyor. O da nedir? Malumunuz Abbas o an için Müslüman değil. O an için kelime-i şehadeti getirilmemiş Müslüman değil. O da şık üzere. Şimdi Ahkam'da bazı hükümlerde haberi vahidin beyanı bu çok önemli bir husustur. Yani biz hadis dersi işlediğimiz için bu konu bizim için önemlidir. E haberi vahidin e, getirdiği beyana, ifadeye nakle biz itibar edecek miyiz, etmeyecek miyiz hükmü a burada çok önemli bir yer ediniyor. Ne, nedir o? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahid bir kişi olan Abbas bak yeğenim söylüyor diyor. Aha işte burada haberi vahidi delil olarak kabul edenler dahi bu sözü kabul etmiyor. Niçin? Çünkü haberi kabul edilecek olan vahid kim? Müslüman olacak adil olacak, zabıt olacak, işte fasık olmayacak diye bir sürü bizim kendi kriterimiz var. Yani o an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Abbas'ın sözüne itibar etmeyi meşrulaştıracak, gerektirecek bizim bugün dini kriter olarak haberi vahidi aldığımız hiçbir delil burada yok. Bundan dolayıdır da muhtemelen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abbas'ın sözüne itibar etmemiş. Normalde bir Müslüman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir bilgi getirdiğinde ve bir Müslüman bir Müslümana bir e, bilgi verdiğinde İzâ ehberel adlu diye geçiyor bizim kitaplarda. Adil bir Müslüman yani kezzap olmayan bir kişi bir e, Müslümana veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir bilgi getirdiğinde normalde onu kabul eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu e, birçok e, vakada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu kabul ediyor. E, o haberi vahidin verdiği beyanı. Yani burada da e, eğer Abbas Müslüman olsaydı, ee, onun söylediğini bir doğruluk olarak kabul eder ve onun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet ya amca o zaman tamam der ve bir rahatlamaya belki giderdi ve belki de geri dönerdi. Ama burada işte Abbas'ın Müslüman olmayışı nedeniyle e, o söze itibar etmemiş. E, niçin buraya biraz fazla girmiş oldum? E, değerli arkadaşlar malum Ebu Talip e, Peygamber Efendimiz'in amcası sıfatının ötesinde Ali'nin babasıdır. Ali İbni Ebi Talib e, radıyallahu Teala an Hazreti Ali'nin babası olması vesilesiyle Şia Hazreti Ali etrafındaki hiçbir eksikliği kendilerince kabul etmiyorlar ve Ebu Talib'in e, İslam üzere, iman üzere öldüğünü ifade ediyorlar ve onun delilinde Ehlibeyt olarak e, işte e, Abbas da oradaydı, o beyan ettiği e, her ne kadar Abbasilere karşı bir şeyleri olsa bile e, bu sözü delil getirerek onun iman üzere öldüğünü e, ifade ediyorlar. Ehli Sünnet tabi arkadaşlar e, icmadır, e, Ehli Sünnet'in icma var bu hususta. Ebu Talib'in iman üzere ölmediğini ifade ediyorlar. O da bu ve bunun gibi birçok da diğer hadisi delil alarak, işte Şia anında delil getirdiği diğer hadis odur. Tabi burada hadis e, e, şey yapmış, yani e, Ravi e, süreci biraz kısaltarak anlatmış. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bunu söyledi. Sonradan dışarı çıktı. O an için Resulullah şöyle bir söz vermiş ya La leke ma -lem unha anke demişti ya çıktı ve artık vefat ne kadar geçti Resulullah ve Vesselam artık onun vefatından sonra e, ne kadar istiğfar yapmaya başladı ve istiğfarda bulundu e, Ravi onu bize söylemiyor e, bu ravide bu rivayette yok e, muhtemelen Resulullah ve Vesselam amcasına istiğfarda bulunmaya başlamış fe enzelallahu teala fihi Cenab-ı Hak orada bu ayeti indiriyor. Ma kana'l-nebiyyu ve'l-lezina amanu en yestagfiru lil müşrikine ifadesi nazil oluyor. İşte değerli arkadaşlar aslında bu ayetin nüzulu, nüzul sebebi ayetin Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Ebu Talib'e istiğfar etme eylemini binaen nazil olması sebebi nüzulün o olması da Ehl-i Sünnet'in bu manadaki eh, akidesini yani Ebu Talib'in küfür üzere öldüğüne dair eh, görüşü bu şekilde takviye etmiş oluyor. Tabi burada eh, söylemiyor ravi ama diğer rivayetlerde eh, diyor ki işte Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Ebu Talib'e eh, istiğfarda bulunmaya başladı. Diğer sahabeler de eh, küfür üzere ölmüş olan atalarıdır işte anneleridir kardeşleridir onlar da onlara istiğfar etmeye başlayınca yani bu sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la e, olan bir durum değil sahabeyi de kapsayan bir e, durum onlar da istiğfar edince bu sefer ayet-i kerime hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de sahabe-i kiramı e, müşriklere istiğfardan men edecek nehy edecek bir keskinlikle bu şekilde iniyor. Eee istiğfar etmeyin. E, ne ne peygamber ne de e, müminlerin akrabaları velev kani uli diye bir ifadeyle geçiyor. Akrabaları, yakınları olsa bile müşriklere istiğfarda bulunmaları caiz değildir, uygun değildir, yapamazlar gibi keskin bir ifade geliyor. İşte burada değerli arkadaşlar gene hadisimizin başlığına dönelim. Başlığında ne demişti? Neshu cevazil istifari ifadesi geçmişti. İşte burada cevazil istiğfar ifadesini ne diyeceğiz? Ee, gene başta söylediğimiz gibi e, orada caizliğine dair bir hüküm vardı da sonra nasıl olduğu şekilde değil sükut edilen bir durum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendince bir e, şefkatten gelen bir söz veriyor. E, Sahabe-i Kiram da bunu görüyor. E, kendince oluşan bir durum şariin daha hüküm indirmediği bir durumda istiğfar başlayınca bu sefer nesih değil de şöyle diyelim en nehyu el-istiğfar yani tesisu hükmün cedidin yeni bir hükmün tesisi olarak e, müşriklere istiğfar edilmeyeceği dair hüküm nazil olmuş oluyor. Fe Allahu'yu o manada yani şeyin başlığıyla tekrar değerlendirelim. Nesih değil yeni bir hükmün tesisi olarak Cenab-ı Hak indirmiş oluyor. Ahrecehul Bukhari fi kitabil cenaiz babu iza qalel muşriku indel mevti la ilahe illallah Evet arkadaşlar hadisimiz bu. Diğer hadisimiz de e, buna yakın bir manada olduğu için onun da başlığını isterseniz okuyalım. Veya okumak isteyen biri var mı arkadaşlar? Okumak isteyen biri varsa kısa hadistir. Bunu biri okusun. Hemen bunu biz de kısaca geçip vaktinizi fazla almadan bitirelim inşallah. Kimse yoksa okuyabilirim hocam. بسم الله الرحمن الرحيم باب الدليل على أن من مات أن من مات أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا حديث عبادة بيرنا أريد أم أو خير الزجاج؟ إن شاء الله. حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل دوام دا وزاد أحد رجال السند من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء فكه Teşekkür ediyoruz e, Sayın Hocam Allah razı olsun. Ee, burada da bu hadisimizde de tabi hadis e, Ubaidat binus Samet radıyallahu ta'ala anhten rivayet edilmiş. Ee, başlıkta şöyle: Tevhid üzere vefat edenin katan kesinlikle e, cennete gireceğinin delili. Tabi e, şeye girince hadise girince. Babu men ma ta'ala tevhidi tevhid üzere ölmek tevhid inancı üzere ölmek kafi midir değil midir? o biraz şey oluyor. Çünkü orada birkaç tane daha detay var. Ama bu başlık altında değerlendirmiş. <laughs> e, men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve enne muhammeden abduhu ve rasuluhu. yukarılardaki hadislerde Men kale diye geçmişti ee, birkaç hadis geride her neyse e, Femen kale la ilahe illallah diye geçmişti mesela Burada men şehide diye geçiyor e, Men şehide men kale ifadesi aslında e, birbirinin e, belki yerini tutabilecek ama e, uygulamada farklı durumları ifade eder çünkü kâle la ilahe illallah ifadesi bunu beyan olarak, lafız olarak bu sözü söylemeyi ifade eder iken Menşehide ifadesi bu manaya gelebilecek şeyleri söylemek bile la ilahe illallah'a şehadet etmek demektir. Yani mesela bir kişi dese ki la ilahe illallah lafzı ile değil de la yujedu işte gayru mevcudun veya işte ne bileyim e, ma'bud Allah yerine ilah değil de ma'bud kullansa e, beyne semai vel ard dese fil mevcudati dese la ilahe illallah e, ye, kelimesinin yerine işte varlık aleminde e, Allah'tan başka e, tanrı yoktur e, gibi bunu la ilahe illallah lafzıyla değil de onun manasıyla bir kişinin beyanı şahadeti ifade eder iken men kale ifadesi la ilahe illallah lafzını ifade ediyor. Burada e, kelime-i şehadete ilave bir, bir bölüm var. Bu, bu niçin önemlidir arkadaşlar? Ve enne İsa Abdullahi ve Resuluhu ifadesi. Bu e, özellikle e, ehli kitap olan ve e, İsa'nın e, Üç tanrıdan biridir Veya işte baba oğul Ruhul Kudüs teslisinden O unsurlardan biridir inancına sahip bir kişiyi İslam'a davet ederken Vurgulanması Gereken bir inanç Unsuru olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş Yoksa yalın haliyle Bir kişiyi biz İslam'a davet ettiğimizde ne diyeceğiz? Böyle sıradan bir insanı la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı ifade eden inancı ortaya koyduğu anda biz deriz ki tamam bu kişi la ilahe illallah dedi ve bu kişi işte İslam dinine iltihak etti bu kişi cennete girecek diye biz ne yaparız? Bir, bir, bir e, beyan ederiz. Ama eğer bir e, Nasrani veya bir Mesihi veya buna karşılık e, bir Yahudi e, İslam'a girecekken e, ekstra bu ifade e, o kişi için önemlidir e, ne diyecek yani Allah'ın bir ve tek olduğunu ifade edecek Resulullah aleyhissalatü vesselam Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu beyan edecek ama aynı zamanda İsa'nın rububiyetinden veya işte o teslisin bir parçası olduğu inancından da teberri ettiğini beyan edecek işte burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona vurgu yapıyor. Ve enne İsa Abdullahi ve Resuluhu ve kelimetuhu el kâ ila Meryem ve Cenab-ı Hakk'ın Meryem'in pak ruhuna, pak rahmine ilka ettiği bir kelimedir. beyanında bulunacak, onun tanrısal bir yönünün olmadığını beyan edecek Ondan sonra biz o kişinin e, la ilahe illallah dediğine daha doğrusu Müslüman olduğuna hükmedeceğiz ki cennete girebileceğini konuşalım. Bunu tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam e, e, Mesihilerin e, daha doğrusu Hristiyanların e, Hazreti İsa'nın teslisin bir parçası olarak İbnullahi demeleri o vurgu daha güçlü olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlardan bahsetmiş yoksa beri tarafta e, Yahudilerin ve kaletil Yahudi Üzeyrübünullah onlar da mesela Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlarsa eğer aynı şekilde bu onlar için de geçerlidir ama onlar bu sefer hani e, Hazreti İsa'da e, Hazreti Meryem'in ruhuna e, rahmine ilka edilmiş kelimedir e, gerçeği var ama Uzeyr'de yok onun için o detaya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhtemelen kafa karışıklığı olmasın ve ne bileyim uzatmasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada sadece buna vurgu yapmış. Eğer bir Yahudi Rüzeyr'in uluhiyetine inanan bir Yahudi Müslüman olursa aynı şekilde biz ona da söyleyeceğiz. Diyeceksin ki eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü enne Rüzeyran en Abdullahi diyecek yani nasıl ki Hazreti İsa Abdullah ve Resulü diyordu orada Uzeyr için böyle diyecek vel cennetu hakkun ve naru hakkun burada ilginç bir ilave detay var değerli arkadaşlar e, işin doğrusu e, muhtadır olan bir kişi yani konumuz o olduğu için muhtadır olan bir kişiyi o an için cennetin veya işte ateşin hak olduğuna dair bir beyan o kişiden o an için beklenmez ama genel manada iman eden kişinin arka planında bu var olduğu için normal şekillerde muhtadır olan bir kişiye kelime-i şehadet telkin edilirken bu ifadelerin söylenmemesi gerekiyor arkadaşlar yani bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geniş bir zaman için kullanıyor. Yani davete e, çağırıya, vakti müsait geniş bir zamanı olan bir kişiye bir İslam inancını telkin ederken bu genişlikte ona söyleyeceksin. E, bir de cennet vardır diyeceksin, cehennem vardır diyeceksin. ona O inancını kabul ve e, beyan ettireceksin. Ondan sonra o kişi işte cennet hak edecek. Ebu, e bu kullanılan ifadeyi e, yukarıdaki hadisten bağımsız olarak bu manada düşünelim değerli arkadaşlar. E bir kişi bu inanca sahip olursa edkhalehullahul cennete ala ma kana min amel. Burada ala ma kana min amel detayına e, arkadaşlar biraz e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Allahu Teala o kişiyi cennete koyar. ندمك على ما كان من العمل يعني هر نعمل اشتديسه جنة جنه جيرمي. او معنى ديل يعني او يقطي يعني على ما جوزي على ما كان من العمل يعني يقطي عمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره يعني آه O yaptığı iyilik ve kötülüklerin hesabını amellerini görmesine karşılık cennete girer. Tabi bu alamakane min minel amel ifadesini gene ehli sünnet akidesinin bu manadaki inancıyla izah edelim. Şöyle, hani Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir ifadesi var. E, kıyamet günü men hisabe heleke hesabı münakaşalı münazalı geçen kişi helak olur. Bir de beri tarafta e, allah Allahu Teala'nın müminler için kullandığı bir ifade vardır. Fesevfe yuhasebu hisaben yesira. Müminin hesabı kolay geçecektir. E, ne olacak o zaman bu? İşte bunu e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği o çerçevede yorumlayacağız. Ee, o da genel manada Cenab-ı Hakk'ın e, hem e, şedidül ikab sıfatını ihmal etmeden, onu yok saymadan Cenab-ı Hakk'ın müminlere olan mağfiret ve rahmetini, ön plana çıkaran bir yaklaşımla izah ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunu sabah namazı örneğiyle izah edelim. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor bir kişi sabah namazını e, kılarsa e, diyor. Cenab-ı Hakk'ın damanına garantisine girer. E, kılmayan kişi ise diyor mesela ve men lem e, diyor Me Allah'ın meşiyetine girer. Şimdi bakın Allah'ın damanı Allah'ın garantisiyle Allah'ın meşiyeti bakın iki farklı durumu ifade ediyor burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne veriyor bize mümin kişi bu inanca sahip olduktan sonra cenneti hak edecek o şeyi alır ama bir tarafta Allah'ın meşiyeti olan durumun içerisine girer ama bunu yapmayan kişi ne Allah'ın damanına ne Allah'ın meşiyetine girmiş olur. Yani bunu yapan kişi Allah'ın meşiyeti olan... ...yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını, e, cennetini hak edecek... ...ve onun günahlarını da affedecek e, bir e, şefaat edilebilir pozisyona geliyor. Sabah namazını kıldığında hani damana giriyor da o da bunun ekstrası olmuş oluyor değerli arkadaşlar yani bu biraz böyle şey bir konudur biraz itikadi de bir konudur aynı zamanda bunu ben arkadaşlara çok böyle itikadi mezhep şeylerine tartışmalarına girmeden bir ara bunu bu mevzuyu çalışmalarını isterim yani Allahu Teala'nın verdiği vaatler ile Allahu Teala'nın meşiyeti, Allahu Teala'nın gafur e, e, rahim olması şedidül ikab sıfatıyla nasıl oluşacak? E, bu hani e, murtezilenin mu'tezilenin mürtekibül kebiranın durumu nasıl olacak? El menzile beynel menzile teyni nasıl olacak? Bütün bunlar işte şu hadisin e, de üzerinde bulunduğu geniş bir durumun bir parçasıdır. İlgilileri oraya biz havale edelim. Ve zâde ahadu ricali senedi hadisi rivayet eden, Ubadet ibn-i Samet'ten rivayet edilen bu hadiste senedin metninden birisi, senet ricalinden biri şunu söylemiş. Dekhale edhalahullahul cenne ifadesi var ya, Cenab-ı Hak onu cennete koyacak ama nereden girecek? Min ebuâ bil cenneti semâniyeti cennetin sekiz kapısından Hangisinden dilerse oradan Cenab-ı Hak onu cennetine koyacaktır ifadesini e, ravilerden biri eklemiş. Demek ki e, bu rivayetin, e, bu hadisin diğer e, versiyonlarında, diğer e, varyantlarında böyle bir ifade de var. E, arkadaşlar bu tür e, eklemelerin şu manada bir e, anlamı var. E şimdi siz hani cennetin sekiz kapısından girişe ne ne demek, bizim için ne ifade ediyor demeyin. Çünkü bir hadisin e, lafzındaki bir farklı ifade bize neyi ifade ediyor? Mesela min ebuabil cenneti eyyaha ifadesi bir hükümdür. Min babin min ebuabil cenneti bir hükümdür. Yud'a min cemi'i ebuabil cenneti bir hükümdür min ebuva bil cenneti esemaniye vurgusu ayrı bir şeydir. Bütün bunlar bize neyi ifade ediyor? Cennetin kapı sayılarını, bir kişinin cennetin bir kapısından mı içeriye girilip buyur, buyur edileceği, davet edileceği, cennetin sekiz kapısının olduğu, bunların hepsi bu tür kelime detaylarıyla anlaşılıyor. Onun için bu ziyadatı e, hadis dirasetinde, hadis okuyuşunda önemseyin değerli arkadaşlar. E, bu arada hadisimiz de bitmiş oluyor. Akhracehul Bukhari fi kitabil enbiya babu kavlihi ya ehlil kitabi la taglu fi dinikum la taqulu alallahi illel haq e, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ee, Cenab-ı Hak istifade nasip etsin ee, Değerli arkadaşlar e, Bu iki hadis ile ilgili Şu an için söyleyeceklerimiz bu kadar ee, Sorusu olan varsa Sorularını alabiliriz Dinleyebiliriz Eğer sorunuz yoksa e, Hadis dersimiz bugün için burada bitmiş olsun e, Sizleri bekliyoruz Buyurun